1805 yılında Mehmet Ali Paşa, Mısır bayrağının belirlenmesi için bir ferman yayınladı. Bu bayrak, kalkınma ve ilerleme için çabalayan vatan hikayesinin bir parçası olacaktı. İlk bayrak, en eski bayraklardan, Osmanlı Devleti'nin bayrağından esinlenilir ve kırmızı zeminin ortasında hilal ve içinde beşgen bir yıldız bulunur. İkinci bayrak, bağımsız Mısır bayrağı olarak Hidivli İsmail Paşa'nın önerisiyle tasarlanır. Bu bayrakta kırmızı zemin üzerinde 3 hilal ve her bir hilalin önünde bir yıldız bulunmaktaydı. Her bir ay yıldız 3 kıtada, Avrupa, Asya ve Afrika'da yapılan fetihleri temsil etmekteydi. ...1922 yılında Mısır'ın İngiltere'den şartlı bağımsızlığını kazanmasıyla krallık ilan edilir. Ve 1923'te kralın emriyle Mısır'ın ilk ulusal bayrağı oluşturulur. Bayrağın zemini yeşil, ortasında beyaz hilal içinde 3 beyaz yıldız vardır. Bu yıldızlar Mısır'daki 3 dini inancı, İslamiyet'i, Hristiyanlığı ve Yahudiliği sembolize eder. Bayrakta bulunan hilal ise krallığın dinini, yani İslamiyet'i ve aynı zamanda bütün Mısır halkının bölünmez bütünlüğünü sembolize etmektedir. Bu süreçte Kraliyet Marşı ortaya çıkar ve özel, seçkin melodisiyle düğünlerde dahi çalınır hale gelir. Yeni Cumhuriyet'in doğuşuyla birlikte Mısır bayrağında da yeni bir döneme girilir. Bayrağın rengi ve felsefesi değişime uğrar. Bu değişimle beraber kırmızı, siyah ve beyaz üç rengin hikayesi başlar. Beyaz rengin ortasında geniş omuzlu, üzerinde hilal ve üç yıldız bulunan yeşil kalkan giymiş bir kartal resmi bulunur. Üç yıldız ve hilalin anlamı ise eski hikayede olduğu gibidir. Bayrağın renklerinden kırmızı, özgür subaylar hareketini, beyaz renk özlenen Mısır'ı, siyah renk ise eski Mısır'ı ya da krallık ve monarşi dönemini sembolize ediyordu. ...1958 yılına gelindiğinde kartal resmi yeşil renkli beşgen iki yıldızla değiştirilir. Bu Mısır ve Suriye'nin birleştiğini gösteren bayraktı. 1961 yılında iki ülke arasındaki bu rüya biter ancak bayrak birliğin bitişinden sonra da dalgalanmaya devam eder. Bu arada Mısır'da ulusal ordunun kuruluşu ve kurtuluş hareketleri başlar. Zaman silaha sarılma zamanıdır adı verilen marş, bu dönemde milli marş olarak çalınır. Bu marş 1956'da Salah Cahin tarafından Mısırlı meşhur ses sanatçısı Ümmü Gülsüm'ün okuması için yazılır. Birlik rüyası yeniden gerçek olur. Mısır bu sefer Libya ve Suriye ile Arap Cumhuriyetleri Federasyonu adı altında birleşir ve bayrağa yıldızın yerine Kureyş Şahini yerleştirilir. Milli marş yeniden değiştirilir. Eskisinin yerine Mısır lideri Mustafa Kamil'in yazdığı ve Seyit Derviş'in bestelediği Memleketim Memleketim şarkısı Mısır Milli Marşı olarak kabul edilir. Federasyonun dağılmasından sonra 4 Ekim 1984 tarihinde daha önce Mısırlıların 1954 yılında tanıştıkları Selahaddin Eyyubi'nin geniş omuzlu kartalı geri döner ve bayrağın ortasında kanatları yarı açık sağ tarafa bakar şekilde yerini alır. Bugün halen bu bayrak kullanılmaktadır. Her şeye rağmen Mısır'ın bugüne kadar kullandığı bayraklarda siyah, beyaz ve kırmızı renkler değişmemiş, her dönem ayrı bir anlam sembolize edilmiştir. Renklere yüklenen anlamlar şunlardır. Kırmızı renk Mısır'ın parlak sanatını, beyaz renk Mısır sanatını, beyaz renk Mısır halkının saf ve temiz karakterini, siyah renk ise Mısır halkının yaşadığı zulüm ve baskıları sembolize eder.
bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.